Malumunuz denize kıyısı olan ve bu bölge içerisinde de aynı zamanda turizme hizmet edecek alanların da bu kadar kilometre bazında 27 kilometrenin üzerinde kıyısı olan bir şehrin de turizme hizmet edecek noktalarının da bu sayıda, bu oranda olmamasından kaynaklı ve gelen misafirlerimizin de bununla istifade etmeleri noktasındaki sıkıntılarından kaynaklı hadiseler biz hep birlikte şahit oluyorduk. Buradan yola çıkarak turizme daha fazla hizmet edebilecek, aynı zamanda doğasına dokunmadan hem doğayı koruyarak hem de turizme hizmet edecek bu alanda güzel bir rekreatif alan oluşturmak, turizmin içerisinde plajdan istifade ederken aynı zamanda diğer sosyal faaliyetleriyle ilgili işlevselliğini de zenginleştirerek o bölgede keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak farklı noktalardaki etkinlikleri de artırdık. Bunların içerisinde malumunuz orada sportif faaliyetlerin yapılabileceği alanları oluşturduk. Çocukların kendi vakit geçirebilecekleri oyun gruplarının olduğu alanları oluşturduk. Gene öbür taraftan yürüyüş yapılabilecek alanları oluşturduk ve oradaki doğal yapıyı da bozmadan bu alan içerisindeki oluşturduğumuz mekanlar içerisinde hemşehrilerimizin dinlenebilecekleri, piknik anlamında istifade edebilecekleri lokasyonları da oluşturduk. İnşallah bu proje içerisinde oluşturduğumuz bu güzellikleri orada hayata geçirerek. Biliyorsunuz son dönemlerde Karavan Park turizmi de çok öne çıkmakta. Hemen belli bir lokasyonunda, belli bir noktasında da gene Karavan Park'a hizmet edecek bir alanı da bu planımızın, bu projemizin içerisinde düşünerek yola çıktık. İnşallah inanıyorum ki bu projeyi kazandırdığımızda şehrimizin nüfusunun özellikle en çok artmaya ve yoğunlaşmaya başladığı o bölgede de böyle bir ihtiyacın giderilmesine bu süreçte imkan sağlamış olacağız, katkı sunmuş olacağız diye düşünüyorum. Tabii bunları hayata geçirme noktasında ekonomik anlamda da DOKAP'tan ciddi anlamda bizlere bir destek var. Bu süreç içerisinde projemizin kabul görmesi ve projemize desteğin sağlanması noktasında bize ciddi anlamda destek veren DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin Bey'e de buradan sizlerin aracılığıyla hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi bir projeyi yapmak için ya hazırlarsınız, onun da bir maliyeti var. O maliyeti belki tek başına karşılamak güç olur ama omuz omuza verdiğinizde belli bir miktarını paydaş olarak bir taraftan temin ettiğinizde çok daha kolay hayata geçirebilirsiniz. Burada da sağ olsun DOKAP bize bu konuda desteğini vererek turizme hizmet etmek anlamında Karadeniz'in, Ünye'nin turizmde 12 ay daha hareketli hale gelebilmesi noktasında bu bölgenin de faaliyete kazandırılması için böyle bir desteği vermeleri çok önemliydi. Ve biz de zaten burada bir niyetimiz vardı. Niyetimizi erkene çekmemize ve daha erken burayı faaliyete inşallah geçirmemize vesile olacak. Bizler burada hemşerilerimize, inanıyorum ki o bölgede yaşayan kıymetli hemşerilerimize çok daha nefes alabilecekleri bir alan ve imkan sunarken öbür taraftan gelen misafirlerimizin de bu kadar uzun şeridi olan, sahili olan Ünye'mizde güvenlikli bir şekilde de plaj kullanma imkanlarına sahip olacağını özellikle belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Ünye özellikle magnetik kumuyla insanları rahatlatan ve stresini attıran özelliğiyle birlikte romatizmal hastalıklarda büyüklerimizin geçmişte kum terapisi yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Kendileri giderler, kumun içerisine kendilerini gömdürerek orada kum terapisi yaptırdıklarını biliyoruz. Biz bunu biraz daha modern hale burada getirerek kum havuzları oluşturarak aynı zamanda turizm amaçlı gelen hem hemşerilerimizin hem misafirlerimizin hem de hemşerilerimizin burada kum havuzları oluşturarak kumun o özelliklerinden istifade etmelerine inşallah burada da imkan sağlamış olacağız ki bu da çok önemli işlerden bir tanesi. Arkadaşlar burası tamamen inşallah engelsiz bir yaşam alanı olacak. Yani
engelli kardeşlerimizin de kullanabildiği, aynı zamanda deniz imkanından, denize girebilme imkanından istifade edebildikleri özel ve tek bir alan olacak diye onu da belirtmek istiyorum. Şimdiden projemiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok yakında ihalesine çıkacağız. Çünkü projemiz tamamlandı. İhalesine çıkacağız ve yapım işine Allah'ın izniyle başlayacağız buranın. Kısa zamanda da burayı bitirerek hemşerilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunmayı amaçladığımızı özellikle de belirtmek istiyorum. Öyle tahmin ediyorum ki Şubat-Mart ayı içerisine kadar biz burayı ihaleye çıkmış ve yer teslimini yapmış oluruz.